Evet sevgili izleyiciler, müsabakalar tüm hızıyla devam edecek. Abi Çamkıran yorumlarıyla bizlerle birlikte sevgili izleyiciler. Çok farklı yorumlarım var Sıra abi. Öncelikle ben sana onu söylemek istiyorum. Çok değişik duruyorsun. Senin kadar güzel konuşamıyorum. Estağfurullah. Bu senin işin, ben de kendi tarzımda evet konuşayım. Bu Turabi yorumu olsun, diğeri evet de senin yorumun olsun. Eğer bir hata ediyorsam herkes kusuruma bakmasın. Yok yok, çok güzel, ben çok beğendim gerçekten. Farklı şekilde giriyorsun. Farklı yorumlarım var. Hoşuma gitti açıkçası. Eyvallah. Evet, şu anda iki sporcu da ringte. Muay Thai gecesi Mersin'de müthiş kapışmalar devam ediyor ve ilk defa biraz önce bir müsabaka tamamlanabildi. Hep knockoutlar izledik. Doktor kararıyla bitti müsabakalar ve bakalım bu kez ne olacak? Tam 120 maç yapan siyahi birinci ringte Marco Pique bu 120 maçın 80'ini kazanmış. 40'ını kaybetmiş sevgili izleyiciler. Marco Pique ve 30 kez de knockout'u bulunuyor. Aman be Mustafa abicim ya. Yemişim 120 tane maçını. Belki İsmail 5 tane maç yapmıştır. Aslanlar evet gibi yapmıştır. Ne yapayım ben 120 tanesini? 10 tane onluk da 100 lira yapar abi. Doğru. Bir tanesi de. Yine Turabi'ye yakışır bir açıklama geldi. İsmail o bacakların hakkını verecek. Bak ben sana söyleyeyim. Kafasına kafasına. Survivor Turabi Çamkıran bizlerle birlikte. İsmail. Yorumlarıyla. Yavura vurur gibi vur İsmail. Kenardan talimatlar veriyor İsmail'e. Turabi. İsmail. İsmail. Döner tekme. Benim için. Kuralları hatırlatıyor. Ring hakemi ilk round başlamak üzere. Sevgili izleyiciler, çok tecrübeli bir Hollandalı'ya karşı, Marco Pique'ye karşı İsmail Uzuner. Bakalım nasıl bir müsabaka olacak. Büyük merak içerisinde bekliyoruz biz de. Ben de merak içinde bekliyorum. Gönlüm İsmail'den yana, inşallah İsmail alacak. İlk round başlıyor. Saldrek. Vay 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 vay. Low kick'te açılışı yaptı. İsmail Uzuner. Sevgili izleyiciler, şimdi bir aparkat çıkardı alttan. Marco Pique'den sol direk geliyor. Ayak içine bir low kick, bir de baldıra low kick. Middle kick'te karşılık verdi. Rakibi Marco Pique. Sevgili izleyiciler, yalnız bir sağ direk, bir sol kroşe. Marco çok kontrollü. Marco'nun sonradan bir oyunu çıkacak. Bak ben sana söyleyeyim. Çok sert vurdu İsmail. Bütün salon duydu sesi. İsmail ringte geziyor. Marco Pique kontrollü. Marco da çok Survivor izlemiş. Bak benim kolluklardan takip evet vermiş. Evet, evet sevgili Tur abi. Şimdi ben diyecektim. Senin kolluğu almış Marco Pique. Soyadı çok dikkatimi çekti. Ona bir pike çekmemiz lazım. Onu mu dememi bekliyorsun? Trabi. Bir saldırı ek daha geldi. Vay, o diz çok tehlikeli. Aa, hemen karşılık verdi. Aslanım benim. En sevdiğim sporcu tarzı. Hemen aldığı tekniği aynı teknikle çok cevap güzel, vermesi. Çok güzel İsmail döndü. İsmail de kendinden son derece emin. Evet, Marco Pique'nin daha fazla maç tecrübesi olabilir. Ama İsmail de son derece etkili vuruşlar yapıyor. Bakın yine nasıl bir ses çıktı. Benim kemiklerim sızladı burada yemin ederim. Ayak içine bir low kick İsmail'den. Bakıyor rakibine. Bir sol kraşe. Harika yumruklar arka arkaya geliyor. Bir sol direkt şimdi. Çok sert vurdu yine İsmail ama anında karşılık verdi Marco Pique. Bak, 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 bir kenarda yoklasın. Talimatlar var. Arka arkaya sert vuruşlar. Sol kroşe savurdu İsmail ama denk getiremedi sevgili izleyiciler. Şu an Mustafa abi ikisi de bence kendini yokluyor.
İkinci rantta ne varsa patlayacak. Bir sol direk daha. İkisi de şu an birbirini tartıyor bir güzel. İlk boşlukta çok güzel bir nakat göreceğiz. İlk round bitti. Çok güzel, çok temiz bir maç çıktı. Yalnız Mustafa abi benim dikkatimi çekiyor. Böyle temiz, güzel konuşmayı nasıl yapıyorsunuz? Hep siz bu spikerlerde oluyor bu iş. Sevgili Tur abi, sen Survivor'cısın. O iş senin. Bizim işimiz de bu. Yalnız kusura bakma, ben burada bir kağıtta Mustafa yazıyor da Fikret abi. Bizi de karıştırdın Tur abi, olsun, çok problem yok. Fikret abi özür diliyorum senden. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Hatamızı kabul ediyoruz. İlk round bitti, iki sporcu da gerçekten çok yoruldu. Şu anda köşede. İkisinde de son talimatlar alındı. 10 numara. Bakar mısınız hangi yeni başlıyorlar gibi? Ne diyorsun Fikret abi kondisyonlarına? Marco Pique'nin kondisyonu da güzel. Tabii ki İsmail'in de kondisyonu iyi. İlk round'u çok güzel çıkardılar. İkinci round'tayız sevgili izleyiciler. Ayak içine. Bir sağ bir sol. Yine sert bir darbe. Bir sağ kroşe. Çok güzeldi be. Sol direk çıkarıyor Tur abi. Görüyorsun Marco Pique'yi. Oo, yapma, çok yapma, etkili vurdu yine. Sarıldı iki sporcu. İsmail güzel dayandı valla. Tam 120 maç yapmış bir sporcu var. Marco Pique var karşısında İsmail'in. Hop, aman aman aman. Güzel bir taktik. Diz koyması güzeldi. Hay, işte yine bu be. Döner tekme. Bu İsmail'den bana selam yalnız bak. Onu evet, sen sana başlarken söylemiştin. Aslan İsmail. Tam köşede beline sarıldı. Marco Pique'nin. Marco Pique de duvar gibi, gördün mü? Ne sağlam vurdu. Kapı 120 girdi. Maç sevgili Tur abi. Hakkını vermiş ama. Ve 80'ini kazanmış. 30'u knockout'la. Yine seri umutlarla girdi. Bir sol, bir sağ, bir sol. Ayak dışına. Yalnız Marco çok sağlam blok alıyor. İsmail'in de bloklara dikkat etmesi lazım. Birçok dövüşçünün bir bloklardan kırıldı bacağı. Ayak içine bir low kick. Sol direklerle giriyor. Marco Pique. Çok iyi be. Yine sol direk Marco Pique'den. Köşede İsmail Uzuner. Sol kroşeyi çok iyi vurdu aslında İsmail. Yine kontra yumruklar. İkinci rauntta son 30 saniyeye girmek üzereyiz. Sert vurmaya başladı Marco Pique. İsmail'in elini sürekli havada tutması lazım. Marco kroşelerle çok sağlam geliyor. Bence Marco'nun planı direkt kroşeyle indirmek. Ne diyorsun Fikret abi? Her an her şey olabilir. Yani çok tecrübeli bir rakip var karşısında İsmail'in. Kesinlikle. Baksana kurnaza hemen. Hayvan eti yemiş bu ya. Sol çok etkili geldi. Ve ikinci round bitti. Tur abi ne diyorsun? Ya sadece Marco'nun çok dayanıklı olduğunu görüyorum. Harbiden de 120 maçın hakkını vermiş. Ama İsmail de 120 maçlık bir adama karşı bence çok güzel bir performans İlk sergiliyor. İkinci roundda ben de sana katılıyorum. Güzel götürdü müsabakayı. Kesinlikle güzel götürdü. Üçüncü round belirleyici olacak. Ama
Kolay bir rakip değil Marco Pique. Bunu çok net bir şekilde herkese gösterdi. Kesinlikle. Yani o kadar sert vuruyor ki benim burada kemiklerim sızlıyor, yine de hiç sanki vurmamış gibi duruyor ayakta. İsmail'in işi çok zor. Alırsa da çok güzel bir zaferi olacak. Biraz sonra üçüncü round başlayacak sevgili izleyiciler. Mersin'de yayınımız devam ediyor. Ve Turabi Çamkıran tabii ki meşhur Survivor şampiyonu. Gerçekten de Survivor'ın en iyilerinden birisi gelmiş geçmiş. O da yorumlarıyla bizlerle beraber. Şimdi üçüncü round için bütün hazırlıklar tamamlanıyor kenarda. Antrenörleri de sporculara son talimatlarını veriyorlar. İsmail'in antrenörü de çok iyidir. Onunla da çalışma fırsatım olmuştu. Efsane bir antrenörü var yani. Hadi İsmail ya, devir şu adamı. Zaten pembe bileklik giymiş. Hiç hoşuma gitmiyor şu an. Allah'ına kurban. Çok sert çıkardım. İşte bu be. Sağlı sollu kroşe. Denemeleri ama denk gelmedi. Aman. Yerde Marco Pique. Helal be. 120'lik adamı devirdi. İşte bu be. Döner tekme denedi. Denk olmadı. Denk getiremedi. Şimdi Lafitler'in biz denedi. Yine olmadı. İsmail resmen şov yapıyor. Tam köşede çıkması lazım. Sarıldı rakibine. Of 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 İsmail, of of. Bir low kick. Direkt yumruk. Ayak. Şimdi mideye. Mersin'de Muay Thai gecesi. Yalnız biliyorsun Altay değil mi? Altay Fight Arena 5'te müthiş müsabakalar. Fikret abicim, Mersin dedin de Mersin'e eskiden küçük Tayland derlerdi, bilir misin? Evet. Bilmiyorduk ama şimdi öğrendik sevgili. Dur abi, sen de bir Mersinlisin. Kesinlikle. Müthiş bir destek vardı salona girdiğinde de. Eyvallah. Bunu gördük. Yine o sert tekmeler devam ediyor 3. roundta da. Yalnız İsmail bu roundta şov yaptı, ben söyleyeyim sana. Böyle devam ederse yenmese de olur. Helal be. Low kick. Arka arkaya sert darbeler. Davşana bak, hemen arkaya geçiyor. Yüz yüze dövüşsene. Marco Pique. Hollandalı 120 maç yapmış bir tecrübe. Pique yerde. Pique yerde daha güzel ya. Keşke hep yerde kalsa. Son dakikaya giriyoruz Tur abi. Bir mucize, sihirli yumruk çıkabilir mi? Sihir, bence İsmail bir şov yapacak ya. Diz darbeleri. Oo, helal. Yok, yapma. Aman. Çok tehlike at. Fena bir tehlike atlattı İsmail. O dizdeyseydi çok farklı olabilirdi. Sol direkt deniyor. Pique. Marco Pique. Sağ kroşeyi denk getiremedi İsmail. Bak. Yine bir sağ kroşe Pique'den. Sinirlenme İsmail, sinirlenme. İsmail'in sinirlendirmeye çalışıyor. Son saniyeler. Ha, kafaya vur bir tane de İsmail. Ha, işte bu. Marco Pique. Hadi İsmail, hadi. Bir kroşe hadi. Şimdi. Ve üçüncü round. Helal olsun. Çok güzel, çok temiz bir maç çıkardı. İki Muay Thai'cı da kazandığını düşünüyor. Çok yani önemli bir tecrübeye karşı. Marco Pique'ye karşı dövüştü. İsmail Uzuner. Ve çok büyük olasılıkla kazanacak gibi duruyor sevgili vallahi izleyiciler. Bence İsmail'i kazandı gibi. Çünkü çok pasif durdu diğer rakip. Kafa kafaya diyor şu anda yanımızda Hasan Yıldız, Muay Thai Federasyon Başkan Vekili. Az önce biz yanıldık yani. Evet, koskoca federasyon başkanından evet. Bilecek değiliz ya. Doğru, bırak da adam bilsin. O yüzden başkan. Kazandı dedik ama bize işaret etti. Hollandalı alır. Aldı bence dedi. Haklı çıktı, biz taşa gittik seninle aynen beraber. Ama ben bu sefer sana diyorum ki abi, ben
İkisinin çok güzel performans sergilediğine inanıyorum ama kimi daha çok beğendin dersen ben İsmail derim. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Diğeri robot gibi bekledi, sadece kroşeli indirmeye çalıştı abi. Yemişim öyle nakaltı. İsmail'den döner tekmeler, front kickler, dizler. Evet. Kim kazandı bekliyoruz. 8 hakem kararını verdi. Sevgili izleyiciler. Hadi İsmail'in eli İsmail kalksın ya. İsmail daha etkiliydi. Evet, genele bakıyorum. Bence İsmail abi, iddiasına giriyor musun? Yok, girmiyorum sevgili abi. Ben İsmail diyorum abi. Karar açıklanıyor. 2-1. Kalıbımı basarım İsmail. İsmail, İsmail. Helal olsun be. Hakkıydı abi. 2-1 diyor. İsmail Uzuner. Helal olsun. Müsabakayı hakkıydı kazandı. Hakkı. Sevgili izleyiciler. İsmail kazanıyor. Marco Pique gibi son derece tecrübeli bir dövüşçü karşısında gerçekten bu kariyeri anlamında İsmail için son derece önemli bir galibiyet. 31. kez galip geldi kariyerinde. İsmail Uzuner 3 yenilgisi var ve 15 nakavtu var. İsmail kazanıyor müsabakayı 2-1'le. Dur abi, bu kez doğruyu bildin. Ayıp ediyorsun abi. Bence İsmail'in hanesine 120 yazmamız lazım. Hollandalı Suriname asıllı. Sevgili izleyiciler. Çok çok dayanıklıydı yalnız. Tecrübe. Marco Pique 120 maç. 80 galibiyet. 40 yenilgi. Gerçekten de çok efsanevi bir dövüşçüye karşı alınan çok önemli bir galibiyet İsmail için. Biraz sonra Deryan Nijman ve Fikri Arıcan arasında 72 kiloda müthiş bir müsabaka daha izleyeceğiz sevgili izleyiciler. Daha sonra da gecenin dörtlü turnuvasında final mücadelesi olacak. Bu röportaj için tekrar ringdeyiz. Bu maç için yaklaşık 2 aydır çok iyi çalışıyorum. Tam planladığımız gibi gitti maçla. Allah'a şükürler olsun kazandık. Hazırlık esnasında bana yardımcı olan Mehmet Karabük kardeşime ve Erhan Hoca'ya, Erhan Otluoğlu'na, benim yıllardır yanımdalar. Çocukluktan beri onlara çok teşekkür ederim. Ve bu maçı şu an yanımda olamayan oğlum için aldım. Onun şansı için aldım. Ona hediye ediyorum. Büyüdüğü zaman izlesin, babasıyla gurur duysun. Ve sizlere çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi bir maç izlettiysek ne mutlu size. Ve bu organizasyonu düzenleyen Ali Alkayış kardeşime de çok teşekkür ederim. Benden selam bekleyip de veremediğim, unuttuğum arkadaşlarım olabilir. Onlar da kusura bakmasın, çok özür dilerim. Hepinizi çok seviyorum. Alkışlar bir kez daha onun için Piranha İsmail Uzuner. Evet sevgili izleyiciler, müsabakalar devam ediyor. Deryan Nijman ve Fikri Arıcan biraz sonra ringe çıkacaklar. 72 kiloda. Adamım benim ya. Bak ben sana dedim, adam şov adamı ya. Ben dövüşçülerin bu özelliğini çok seviyorum. Sahnede şov yapan adam efsaneyiz. Bak bütün seyircileri ayağa kaldırdı. Bence ringe çıkmadan önce bir test yapıyorlar. Takla atamayan almasınlar.